Irak'ın aydınlık yüzü Türkmen Televizyonu'ndan spor turu programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sayın seyirciler. Tabii ki bu programda sporun detaylı bir şekilde sakatlıkları, kuralları, çeşitleri, her ne varsa size sunacağız bu veteranlarımızda. Hemen söz uzatmadan geçen ilk veteranımıza, o da Duz Kurumatu'nun spor ve gençlik merkezinde. Oradaki son zamanlarda faaliyetleri çok iyiye gidiyor. Seviyelerde çok şey olubdu. Sözü uzatmadan geçen Haydar Bayram kardeşimiz oranın müdürüyle görüşelim. Hemen izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntedan tesisi 2004'te tesis oldu. Munteda Şabarada Toz. Elablar, oyunlar bizde kurat kadem var idi. Tenis var idi. Yani kurat manzada idi kazdım. Ondan sonra taekwondo'muz var, şatrancımız var idi, çok elablarımız var idi, kurat rişemiz de var idi. Ama bilirsiniz 2018'de Munteda bir şey uğradı, bir patlamaya uğradı. Ondan sonra nişatatımız durdu, Daesh girdi, bu Munteda sekene askeri oldu. Ondan sonra döndük bir de başladık bir cuhud zatiye özümüz ve bazı hayırlar, damiyetler bizi hamdolsun. Ama indi elab oldu. Elabı bizde kurat manzadamız var, taekwondo'muz var, kurat rişemiz var, şatrancımız var. Ve bazı faaliyetlerde karışırız ama yani münteddi diyoruz, haricil münteddi de. Mesuller ki dağmetler müntedani bidayeden ki vizara, vizaret-i şebab ve riyada Hacı Casim Cafer onunla vaziriydi. Ama mahafazada rahmetli bizim şehidimiz Ali Haşim Muhtaroğlu ve Ustad Niyazi çok dağmederdi bize an tariqil mahafaza. Ve ondan sonra aynı memlekette ahzablarımız ve iyi adamlarımız ve mühtem riyadaya o adamlarımız dağmetler bizi ve la yazal dağımdeler bize. Hamdolsun gördüğünüz kimin? Mahafaza Salahaddin. Muntedanı bir de döndürdü. Yani nev'an ma qa'atlarımız döndü. Ve biznillahi teala sahamız dönecekti. Temenniyatımız var. Bütün hükümetten ve bütün cihat-ı maniyeden yazımızdan çıkmasın. Kaymakam doktorun devri çok iyiydi bize doktor Hasan'ın. Elhamdülillah. Bildiğiniz kimin bu fetrede 2025 كأس خليجي başladı. Burada bir منطقة مشجعون ترتيب التخ منتدى gençler ve muhibbin riyadaya gelirdi bakardı şaşa büyük şaşaya arz etti gözler çok baktılar ve ondan da sonra bilirsiniz KS Asya Irak müşareket özne aynı onda kusur koymadı gençlerden şaşa kurdu gözler için tertip etti gözler için ve lillah elhamd yani egestirsek Duzda riyazanı öge atağın evvelen dağım المؤسسات الشبابية والرياضية مثلا منتدى الشباب ده قاع رياضي مغلقة ده بنى تحتيانة ترتيبة ماغده برزمين انك بهم برشي مزور بيش بين متفرج ملعب طوز خرماته بيش بين متفرج بتون يرلر ده باشتادي ايش وزن ده وباشتر وزن ده اما دوزم شيء انجيكين باشتام يبتو سوز ويربلر بزا بز ده چارشرخ يو بس بس بز ومعنينا باشترخ ومناشدت تيدرخ ولكن انجيكين يعني بشكل رسمي وبشكل شيء عندك بر شيء ملموس غير ما دخل منتدانا مع وقاتنا عنده وملاتنا يعني رياض لارم مع وقاتنا عنده شنكي بمهم ملعب شخ مهم برشيء ده دوستشون عين وقت هذا قاع رياض يا مزور بارتلما يغراده وده بر مهم برشيء ده شنكي بعض ألعاب بار ساحة مكشوفة دولماس أو تغيير دار دولماس إلا قاعة تولى مثلا طائرة ريشة ده شخ اشتر ولا مننا ويقدر دغوزن أما عنده ده بالمرغوزارنا محافظتان ووزارتان مطالبة أمس عيني دونسون دعم أو كتاكن دعم يتسنر بزي انشطان يو بس منتدانه من تمنى دارم انديان ده چونك نادي لر ده يعني بهم برجهادة بزم چون داعم ده بزي جنج و اوينچو ترتبت مخصوم وبلسز ده بو يرلر جنجلار وزاق در ايري شيلردن بلسز ده منه ساق olun var olun Haydar Nuri Beyram مدير منتدى الشباب ورادات توس Evet arkadaşlar, Çarçuş Eğitim Müdürlüğü bir Irak Şampiyonası futbol oyununda turnuvası kızlar için düzenledi. Biz öz stadyumunda, Çarçuş'ta. Buraya katılan, işte Irak'ın her tarafından katılan oldu. Son maça
Kalan Bağdat'tan Musul oldu. Bağdat Musul'u uttu 3-0'a. Tabii ki biz bu arada istirik bir şeye de cağın. O da okullarda spor eğitimi. Tabii ki spor eğitimi çok önemlidir okullarda. Tabii ki bu çok öneciden sporda, öneciden ülkelerde yani hemen uşaktan başlarlar, meştepten başlarlar. Çünkü bilirsiniz yani meştepte bunlarda hocalar, uzmanlar hemen oradan mevhibeleri seçerler. O mevhibeleri de seçtikten sonra onları güzel bir seviyede yetirirler. Yani uşak bilirsiniz özü bilmez ne oyununa iyi imkaniyatı olar veya mevhibesi var. Yani bu da bizim hocalarımıza bir de uzmanlarımıza düşer. Yani tabii ki meştep sporuna çok önem vermemiz şarttır. Yani ülkeler çok öce gider bu arada. Bizim burada gördüğümüz tercih hala kızlar için yani kızları gördük yani spora ne kadar sevirler gördüğümüz tercih bu Irak'ın her yerinden bu turnuvaya katıldılar yani bu çarşı için de çok büyük bir avantajdı çok büyük bir rolü olar kızlara destek olmak için bizim kızlar okullarda eğer gelirse biraz daha fazla spora önem verirseler yani çok öne giderler. Evet arkadaşlar, Yusuf Türkman kickboks oyununda çok ileri gedir. Hala Irak milli takımını temsil edir. Bir de son zamanlarda Irak şampiyonu oldu. Tabii ki Türkiye'de yaşayan bir kardeşimizdi. Kickboxing Türkiye'de çok çok büyük bir seviyededir dünya çapında. Bakalım Yusuf Türkman harda sporunu yapır, uzmanı kimdi, ne de kickboxing'i sevdi. Hemen söz uzatmadan izleyelim. Adım Yusuf Türkman, Kerkük Akıyam, Karak Akıyam. 2008'den beri Türkiye'de yaşıyorum, 28 yaşındayım. Tekriben 2014'ten beri bu kickbox riyadasını ederim. Riyada'da oynuyorum. Birçok başarıyı elde ettim çok şükür. Bundan önce 4 kere Arap üzerine birincilik getirmiş hem bir kere Asya üzerine, 2 kere Alem üzerine. Bu da ülkemizdeki tekriben bundan bir hafta evvel bizim muntakap seçimlerimiz vardı Basra'da. Onun için geldim Irak'a. Orada da çok şükür birinci geldim. 2024'te de inşallah muntakapta kaldım. Allah'ın izniyle örgümüzde de bu 3. ayın 20'sinde İtalya'da gene bizim bir kez alem üzeri oraya iştirak edeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar inşallah buraya da çok iyi bir şekilde ve güzel bir şekilde hem Irak'ımızı hem Kerkük halkımızı temsil etmek isteriz. Allah'ın izniyle çok güzel başarılar elde edeceğimize inanırız. Temrinlerimi ben İstanbul'da ederim. İstanbul Sultanbeyli Fight Master Spor Akademisi'nde. Müderribimin adı Selahattin Aydın'dı. Kendi özüm mesela çok iyi bir müderrib. Dünyanın en büyük organizasyonlara Gloria sporcu verer. Hem o benim müderribliğimi ederim, hem menajerliğimi ederim. Yani müderriblikten ziyade aramızda bir abi kardeş ilişkisi var çok şükür. Yani onun için şimdi Oni'den yolumuza devam ederek, inşallah tabi Oni'den devam ederek. Ve bugün de çok özel bir gündü. Çok aziz Kaptan Temur'umuzun doğum günüydü. Buradan da ona mutlu yıllar diliyorum. İnşallah nice başarılar elde eder Allah'ın izniyle. Selamlarımı, saygılarımı sunarım. Bu alamet takriben 4 ildi mesela Irak muntakabindeyim. En geçen işte bu Basra'da oldu. 2024'te de muntakapta kaldık çok şükür. Bundan evvel Irak için mesela 4 kere Arap üzerinde madalya getirmiştim. 2023'te mesela Asya üzerine getirdim. Ondan sonra bu kez alemde birincilik getirdim. Bundan evvel mesela açık mesela KS Avrupa açık KS Avrupa'da 3 kere madalya getirmiştim. Hepsi birincilik. Yani inşallah bir yenge ile girdik. Yenge ile mesela hedeflerimiz, amaçlarımız da çok daha iyiydi. Allah'ın izniyle daha büyük başarı elde ederiz. Bundan evvel Bağdat'ta bir Nadi Murur adına oynurduk. O da tamamen vezir tarafından tefviş olduğu için şu an mesela ferdi bir şekilde oynuyoruz. Yani bu 2024'teki artık yenge ildeki yeni nadilerin aklımız oldu. Görüşmelerimiz devam edilir. İnşallah yeni gelişmelerde haberdar edeceğiz. En yüksek madalyam Türkiye'de olmuştu. İstanbul'da olmuştu KS Alem. Takriben 64 devlet gelmiş idi.
Oraya 4300 yaklaşık 4300-4400 oyuncu var idi. Orada takriben ben 4 oyun oynadım. Orada kickbox K1 branşına birinci gelmişydim. Yani şu ana kadar mesela en büyük madalyam oydu. İnşallah ondan daha büyük madalya da elde ederim. Yani TV8.3'taki bütün maçlar maçlar, profesyonel dediğimiz maçlar. Tabii bunu menajerim ve antrenörüm Selahattin Aydın ayarlıyor. Oradan birçok teklif geldi işte TV8.3'taki maçlara çıkıp, ama yani bu yenge ilde biraz anlaşmaları tam edebilmiyoruz. Çünkü biz mesela daha çok Avrupa oyuncularıyla oynamak istiyoruz. Normal Türkiye'de yaşayan oyuncularla oynamak istemiyoruz. Çünkü daha iyi oyuncularla oynayak ki bütün dünya bizi daha çok iyi tanısın. Yani 2000 yenge il için bize söz verdiler mesela Avrupa oyuncularıyla oynatacaksın. Yine 2024'te de eğer yazdan Avrupa'dan oyuncu getirip bize oynatırlar, TV8.3'te oynamamız devam eder. Yoksa mecbur oynamamıza dur diyecek bir süre, bir neçay. Tabii muhtemel oyunlarımız her zaman devam eder. Yani ögümüzde 3. ayda bir KS Alem var. 5. ayda gene bu tarafta alemimiz var. Yani 2024 bizim için çok yoğun geçecek. Yani çok güzel bir hedefimiz varsa Glory dediğimiz organizasyondan bizim için teklif geldi. Glory bu kickboksun şampiyonlar ligi dediğimiz bir yerdi. Bize bir şart sunurlar. Diler tamam biz yani o organizasyonda oynayacak kalitedesin ama bizim için mesela vize sorunuyla gelmedi. Adam mesela kendi hükümeti o geç. Sadece diplomasi cevaz çıkarsalar. Ondan sonra bizim her oyunumuz olduğundan sen gel orada oyna. İşte biz de yani Ege bizim hükümetimiz bana bu şeyi verse, diplomasi cevazı verse de inşallah giderim orada oynarım. Allah nasıl kısmet ederse. Yani Türkiye'deki spor hayatında daha büyük bir başarı elde etmek. Aynı zamanda mesela bu Glory'ye gitmek. Yani çünkü bu çok bir zor ya. Takriben 3 yıl 4 yıl de bu Glory'ye gitmek için uğraşıyorum. Tam ulaştık derken indi ögümüze bu cevaz sıkıntısını çıkarttılar. Yani Ege cevaz sıkıntısı mesela işte ister Türkiye'den çözsek, ister Irak'tan halledebilsek, nahsi devletten halledebilsek mecbur oranın sistemiyle devam edecek bu organizasyona. Şimdi ben 2008'den beri oradayım. Yani iki büyük bir zaman, 15 yıl orada olduğum için. Yani bundan önce mesela ilk gittiğimiz dönemde laci siyasi olarak gitmiştik. Sonra ikametgah dedikleri bir kanun vardı orada mesela. Normal ikametgahı geçtim 5 yıl doldur dediler. 5 yıldan sonra sana cinsiyeni verin. Onda 5 yıl doldurdum. Şimdi gene dediler bu sefer ikama geri akari olsun. Akari ikamete geçtiğimde geri bir 5 yıl daha bekleyeyim. Yani aslında oradaki bütün vekiller olsun, bakanlar olsun gelirik, görüşürük. Hepsi bize sözler ederik. Şimdi haber bekleriz inşallah onlardan. O olandan sonra zaten büyük ihtimalle Türk milli takımına devam edeceğiz. Valla yani o açıkçası ben mesela Irak müntekabinde olduğum için biz Türkmen olarak mesela müntekabe girmek çok zordu. Resmen bu sorunu çözdüm çok şükür reis ittihadlerinden. Şimdi mesela bu kickbox etmek isteyen riyadalar, bütün gençler mesela bana uğraşsın. İster Irak'ta olsun, ister Karış'ta olsun. Ben onlara mesela Irak'taki butol olsun, Karış'taki butol olsun hepsine girmelerine elimden geldiği kadar yardımcı olam. Ya bu oyun bittikten sonra mesela benim asıl hedefim, asıl amacım budur yani. Yani bütün gençlerimiz desin. Yani zorluğa rağmen Yusuf etti, başardı, bir yere geldi. Biz ne işe etmeyek? Bu ümniyeti, bu hedef ben bizim gençlere verdikten sonra daha da herhalde Riyada'yla pek bir işimiz kalmaz diye düşündüm. Vallahi şimdi ben Türkmenim. Yani aslında ben Türkiye'ye gittiğim zaman tam doğru mesela onlar Türktü. Biz Türkmenim ama birçok Kerkük bilmirler orada. Yani ben dedim Kerkük mesela Haralı'san Kerkük yani dediğim zaman bela kalırlar. Yani dedim mesela ben bu amaçtan ve en büyük ziyade ben bir dedim kendime soy adı Türkmen olarak koyayım. Ve ringe çıktığım zaman çünkü TV8'e çıktığımda yaklaşık bir 80 milyon izleyici olur Türkiye'ye gelende. En azından orada mesela bilerek oradaki spikerler hepsine dedim bana Yusuf demem, Kerküklü Yusuf Türkmen selamın. Hatta bütün Türkiye'deki yeni büyük olan gençlerimiz, eskide büyük olan hepsi Kerkük'ün bir Türkmen yeri olduğu, bir Türk yeri olduğu hepsi bilsin. Vallahi yani açıkçası pek büyük bir destek yok. Çünkü mesela zaten iyi bir destek verseler ben mesela kaptan yani işte Bağdat'taki bir nadirin adına yarışmam. Mesela normal Kerkük'teki mesela bir nadirin adına yarışalım. Yani biz bu destek yönünde biraz hallettim, yaptım, ettim böyle bir müzik. Yani bu tür sorularınızı aşamadık ama şu ana kadar çok ciddi bir destek göremedik. Vallahi Türkmen milletine derim Allah Türkmenler korusun. Hiçbir zaman kimse hedefinden, amacından vazgeçmesin. Ve bütün gençlerimiz, yeni yetişen gençlerimiz büyük küçük olsun. Hepsini Riyada'ya sevk ederim. Çünkü Riyada ahlakı çok güzel bir şeydi. Yani dışarıdaki haraplıktan özleri uzak kalan içerideki nadinin güzelliğine
kendilerine alışarlar. O yüzden bütün gençlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize hepsine selam, salamlarımı, saygılarımı sunarım ve hepsini de riyadaya davet ederim. Ve bu arada mesela riyada hayatımda her zaman yol gösteren, çok beni destekleyen eski bu bir önceki dönem Nadi Türkman Reis İttihat Türkman Başkanı Mustafa Kadir Kalali'ye de özü emmim de buradan ona çok selamlarımı, sevgimi veririm. Allah onun yokluğunu göstermesin bize. Evet arkadaşlar, Çerçük Kikoşindo milli takımı, bir de Salahaddin Kikoşindo milli takımı bir dostluk maçı yaptık, düzenledik. O da güzelim Duz Hurmatu'da. Oraya katılan oyuncuların seviyelerini görmek istedik. Tabii ki 2024 senesinin Irak içinde ve Irak dışarısında onları seviyelerini daha üst etmek için, bir de onlardan sporcu seçmek için bir dostluk maçı düzenledik. 5. ayda Yunanistan'da uluslararası şampiyonası var. Onlar için hazırlığımızı indiden hemen başlattırdık. Hemen söz uzatmadan geçen bu veteranımızda Kikoşindo oyununun üzerine olduğu oyunları izleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün hazır olduk. Davet ettiğimizi. Kikoşindo, Münazım Kikoşindo, Salahaddin Fer'i. Hamdolsun. Güzel bir var. Duz Hurmatu Riyada tarafından. Bugün bu oyunda yengi memlekete girdi. Getirdiğiniz kardeşler. Zahiden karate öbür oyunlar. Ve temenniyatımız bütün oyunlar devam etsin ve tatavvur etsin. Ve biz ki Muntada Şababı Riyada Tuz daimi gözlerine, her bir şeylerine hazırız. Ve bütün böyle butulatları teşvik ederiz. Hatta gençlerimiz daha fazla öge geçsinler. Biiznillahi Teala. Bayattık burada Vuddi bizden Kerkük, Kaptın Temur Gili'den tecrübe ederiz gözlerine. İnşallah gelen yol inşallah butulat muhafaza ederiz. Burada bizim Duz Hurmatu da olur inşallah gelen günler. Biz de çok memnunuz bu gelenlere, şereflendik gelmelerine, bu oyuna baksınlar. Bu oyun yenge oyundu. İnşallah daha öge gideriz bu oyundan. Gençlerin hamasını çok iyi görürüm. İnşallah başka gün daha iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün bizi Üstad Ali davet etti bu oyuna. Tamam, bu oyun birinci kere Duz'da tatavvur edilir inşallah. Ve ihtimam edilir bu gençlere bu oyunlara çok terkiz etsin. Ve biz Nadi Aksu Riyadi, biz hac ederek bu oyunlara çok dağım ederek. Ve hasreten taekwondo oyunda, biz taekwondo da edafeten bu oyunlara biz dağımız çoktu. Ve inşallah taksir etmeliyiz özelden sağ olsun ne varsa. Taban her şey helu hena yetsir avul butule, yani hay qaatna avul butule tazifha müşaraket Nadi Mülkerkuk, Nadi Mülkerkuk Riyadi. İnşallah tun müşaraka helua ve aydan kebutule vuddiye hamas şabab kebir cidden, bihayt yani enno كانها بطولة العراق اللي صارت قبل فترة في كركوك. يعني نشوف الحماس مع اللاعبين جيد جدا. الحمد لله إن شاء الله تكون مشاركة جميلة ورفع لمستويات اللاعبين المشاركين. والله إحنا ننصح الشباب بممارسة الرياضة، لأن الرياضة هي صحة للبدن وصحة للعقل. وننصحهم إنه يبتعدون عن مظاهر التدخين والمخدرات وهذه الأمور إن شاء الله. Bugün gördüğünüz gibi güzelim Duz Hurmatu'dayız. O da bir Salahaddin'le Çerçük arasında Kikoşindo oyununda bir dostluk maçı düzenledik. Burada bizim hem Çerçük'te hem Salahaddin'de bizim buradaki sporcularımızın seviyelerine göre. Çünkü gelecek günlerde Irak'ın içinde ve Irak'ın dışarısında 5. Yunanistan'da dünya şampiyonası var. Onlar için buradaki seviyelerden, buradaki oyunculardan, gençlerden güzel seviyeli olan, güzel müstavası olan, özüne iyi hazırlayanları
aparacak orada Irak'ı temsil ettiler. Yani düz formatla yeni atıldığına rağmen köşünde oyunu ama bugünkü gençlerimizin seviyesini çok şey görürük. Çok güzel görürük. Sizi de gelmeniz için çok teşekkür ederim. Nazamna liyom butula vuddiye bin Nadi Tuz ve Nadi Kerkuk. والغاية من البطولة أن نتحضر للبطولات خارج العراق وداخلها ونتمنى للفريقين الاستمرار ومع تأخر الوقت ما شاء الله الواعيب حوامسهم عالي مستمرين والله ما شاء الله زين الإقبال جيد من الواعيب حاضرين على كل شيء نتمنى لهم الموفقية Evet arkadaşlar, bugünkü spor turu programımız bu kadar imiş. Gelecek günlerde, gelecek vatandaşlarda bizi bekleyin. Hoşça kalın.